Yorlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ders Bu de da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, koma hoş geldiniz. Bu bölümde paragraf öğreneceğiz. Paragraf, latince kökenli bir sözcüktür. Paragrafın sözlük anlamı, yazı bölümü. Yazılı anlatımdaki anlatımı ise düşünce birimidir. Yazış tekniği açısından da bir satır başından diğer satır başına kadar olan bölümdür. Evet, paragraf belirli düşünceyle ilgili cümleler topluluğudur. Evet, anlatılmak istenen konuya göre tek bir cümleden de oluşabilir, birden fazla cümleden de oluşabilir. Bir düşüncenin belirli bir düzen içinde paragraflara bölünerek anlatılmasındaki amacımız yazının daha rahat okunmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda anlatıma bir çekicilik de kazandırır. Paragrafta cümleler rastgele bir araya getirilmez. Belli bir düzen ve bir bütünlük oluşturacak bir biçimde dizilir. Paragraf kendi başına bir bütünlük taşımasına karşın yazının diğer bölümlerinden bağımsız da olamaz. Öğretimin değişik aşamalarındaki sınavlarda paragraf sorularına oldukça geniş yer verilmektedir. Bu neredeyse diğer soruların yaklaşık üçte biri oranındadır. Paragraf soruları bu yüzden dolayı bir sınavı kazanmada önemli bir belirleyicidir. Paragraf sorularını okumakta öğrenciler, bazı öğrenciler zorlanır çok uzun der, zor der, zaman alıcı der. Ancak bu gerekçeler bizi paragraf sorularından uzaklaştırmamalıdır. Öğrencinin geleceğini bir sorunun bile değiştirebileceğini unutmamalıyız. Paragraf soruları bir takım ön yargılarının tersine kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü yanıt paragrafın içindedir. Paragrafın uzun olması sorunun zor olduğunu bir göstergesi olamaz. Zorluğun belirleyicisi soru gövdesinin uzunluğu ya da kısalığı olamaz. Evet, uzun bir paragraf kolay olabileceği gibi kısa bir paragraf zor da olabilir. Özellikle düşünce ve kültür dünyası ile iç içe olanlar paragraf sorularından hiç korkmasınlar. Düzenli kitap okuma alışkanlığı olanlar, ciddi kitapları okuyanlar, düşünce kitaplarını okuyanlar, paragraf sorularından asla korkmasınlar. Paragraf sorularını çözmede herkesin farklı yöntemleri olabilir. Ancak benim size önerim soruyu çözerken önce soru kökünü, sonra da paragrafı dikkatlice okuyun. Soru kökünü önce okursanız paragrafın içinde ne aradığınızı da bilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra seçenekleri okumaya geçiniz. Paragrafta savunulan düşünceye katılmak zorunda elbette değiliz. Ancak paragrafı yazanın görüşünü doğru kabul ederek seçenekleri değerlendirmeliyiz. Çünkü hiçbir sınavda kendi kişisel görüşümüz sorulmaz. Paragraf sorularındaki açığımız kolayca giderilmeyebilir. Eğer çok ciddi kitap okuma birikimimiz yoksa paragraf sorularında biraz zorlanabiliriz. Ancak çok sayıda soru çözerek deneme ve eleştiri türündeki kitapları okuyarak bu açığımızı kapatabiliriz. Paragrafta yer alan sözcük ve terimlerin tümünü anlamak için elimizin altında mutlaka sözlük bulunmalıdır. Evet bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.